Ne demek Maraşlı dışarı çıkmış? Çıkmış işte. Şu savcı vardı ya, adı Tolga mıydı neydi? Başımıza bela olacak ha. Yok. Kurtuluş yok bunlardan. Ne savcısı bitiyor ne Maraşlısı. Bir bırakmıyorlar ki beni şu hayatın tadını çıkarayım. Bu defa da savcıyı öldürmeye kalkmazsın değil mi? Niye? Başımıza bela alıyoruz. Ya bu da peşimize düşerse? Adam bir senedir bu dosya üzerinde çalışıyormuş zaten. Yakında kapımıza gelirler, bak gör. Sen o savcıya bir mesaj gönder. Hayatın kısa olduğunu hatırlasın. Maraşlı'yı da boş bırakma. Tamamdır. Hurdacıya git Suat. Para getireceğimi söyle, hazırlığını yapsın. Tamam, giderim Savaş Bey. Ne iş yapacaksın şimdi? İşin yok, gücün yok. Bulurum ben bir iş. Bana işim yok. Bak, benim bir ayağım çukurda. Ya yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Ya al sana iş. Bak bizim inşaatlar var. Al sana ev, silah, para. Ne istersen emrinde. Gözüm arkada kalmaz yani. Kabul edemeyim. Ben bulaşmam artık o vurdumdur ben işte. Düşmanların hala dışarıda değil mi? Yani kızını yaralayanları aramayacağım. Arayacağım. Yapmadan dedim. Peşini bırakmam. Aradığım adamı bulana kadar Maraşlıyım ben. Cevabı. Bak gözünü seveyim. Bu Mehmet meselesini senden başka kimse bilmiyor. Dikkat et oğlum. Tamam. Ulan sen adama kafayı yedirtirsin ben. Tabii önce sen yemezsen. Ama ya böyle yaşanır mı be? Mecburum. Bu işin sonuna kadar bana ölmek haram. Sonra da alıp kızım basar giderim buradan zaten. Peki. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Eyvallah. Bana müsaade. Ha. Bizim çocuklar sana bir araba ayarladılar. Şimdilik idare et. Sonrasına bakarız. Al. Ha bir de telefon. İçinde benim numaram kayıtlı. Ararım. Eyvallah. Cumhuriyet Savcısı Tolga Güraçar, sabah saatlerinde burnunu sokmaması gereken işlere soktuğu için arabasında yolda giderken kimliği belirsiz kişilerce çapraz ateşe alınarak delik deşik edilerek feci şekilde can vermiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine de başsağlığı diliyoruz. Biliyorum, haberim var. Bugün. Zeliş. Zeliş içeride. Görebilir miyim? Yani şimdi böyle bir anda... Bilmem. Çok özledim. O da seni. Ben senin yurt dışında görevde olduğunu söyledim. Onun da sana bir sürprizi var. Gel. Anne. Hani baban yurt dışına göreve gitmişti ya. Baba dönmüş. İçeride seni bekliyor. Gel. Zeliş. Baba! Zeliş. Güzelim, sen konuşuyor musun? Zor oldu ama başardık. Babacığım. Canımın içi. Zeliş. Babacığım neredeydin sen? Görevdeydim ben. Ama geldim şimdi. Bir daha beni yalnız bırakma ne olur. Hayır. Bir daha seni asla yalnız bırakmayacağım. Yürü. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Oh, güzel. Canımın içi. Oh. Çok güzel. Süper. Birazcık da gülümseyelim. Harika. Ecem nasıl gidiyor? Çok güzel. Süper. Müziğin sesini açsana azıcık. Tamam. Çok iyi. Baba, hı? Sen niye o zaman komik konuşuyordun? Yani görev icabıydı. Sen niye konuşmuyordun peki? Bilmem ki. Annem beni doktora götürdü. Profesörmüş. Çok komik bir adamdı. Bizimkiler sağ olsunlar, rica ettiler. Türkiye'nin en iyi doktorlarından biri tedavi etti. Bir ayda Almanya'da kaldık ama sana söylemedim. Olsun. Zeliş'im iyileşti ya. Gerisi pasafiso. Baba bu gece burada kalacaksın değil mi? Kal ne olur. Gitme. Kal tabii istersen. Ben anneye rahatsızlık vermeyeyim. Değil mi? Ha? Rahatsızlık değil anneciğim. Sen bize babayla 2 dakika müsaade etsene kızım. Hadi bakalım. Oh benim tatlım. Mehmet, benim sana söylemem gereken bir şey var. Tabii. Benim şu an hayatımda biri var. Ama Zeliş henüz bilmiyor. Yani burada kalmam pek doğru olmayabilir. Doğru. Evet. Haklısın. Burada kalmam doğru olmaz. Peki kalacak bir yerin var mı? Ayarlarım ben bir yer. Olurum. Paran? Hepsini halledeceğim ben. Emin misin? Eminim. Mehmet bak eğer istersen. Hayır. Gerek yok yani ben çözerim bir şekilde. Neyse ben kaçayım. Peki. Bir ev falan ayarlayınca da Zeliş'i alırım senden. Tabii ki. Zeliş. Baba gidiyor kızım. Oh, gidiyorum ama geri geleceğim merak etme. Oh. Sinem. Oh. Anne üzmek yok tamam mı? Acısını çıkaracağız değil mi? Çıkaracağız tabii. Çıkarması olur muyuz? Çıkaracağız tabii. Üzme anne. Tamam mı? Efendim Fuat abi. Zeliş'imi gördüm. Hamdolsun. Gel kızım. Anne, babam yine öyle konuşuyor. Eyvallah. Eyvallah abi, çok sağ ol. Haydi. Mehmet ne oluyor? Nereden çıktı şimdi bu Maraşlı hikayesi? Zeliş'i vuran adam halen dışarıda. Tehlike sürüyor yani. Saçmalama. Bak operasyon bitti artık. Git kaldığın yerden hayatına devam et sen de. Sadece Zeliş'in iyileştiğini görebilmen için sen oradan çık diye neler yaptım sen biliyor musun? Sağ olasın. Ama kimliğimde halen Celerkün yazıyor. Mehmet bak böyle yapma şizofrenlere benziyorsun. Haydi iyi günler. Mehmet. Maraşlı. Söyle. Yapma.